Sizlerin adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yine milletvekillerimizi her zaman yanımızda, arkamızda her zaman destekli olarak göreceğiz ve görmeleri alacağız. Bizler de onların her zaman destekçisi olacağız. Seçimler artık inşallah seçimler yaklaşıyor. Uzun süre var ama bizim için her zaman biz seçime hazır olmak zorundayız. Ve bugünden itibaren bu çalışmalara daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Gençlik kollarımızı kongresini bitirdik. Nasipse yakında kadın kollarının da kongresi olacak. Ondan sonra sahaya ineceğiz. Durmak yok, yola devam diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Geldiniz demek istiyorum. İlk vekil ziyaretimiz oldu bu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Güzel bir ekip olduğuna inanıyorum. Bir büyük aile olduğumuzun bilinci içinde inşallah partimizin başarısını daha da artırmak için gayretli çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz. Gençlik kolların başkanımız yeni göreve geldi, yönetimiyle birlikte. İlçe başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, kadın kollarımız büyük bir aile olarak inşallah hizmetlere devam edeceğiz. Bu ziyaretler devam edecektir. Biz yaptığımız çalışmalarda her zaman genel merkezimizin direktifleri doğrultusunda, büyüklerimizin talimatları doğrultusunda çabalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bugüne kadar AK Parti hükümetlerimizle, milletvekillerimizin desteğiyle Soma'da çok büyük işlere, çok büyük hizmetlere imza attık. Abide eserler bıraktık. Soma'nın ihtiyacı olduğunu gördüğümüz adliye binasından hastane binasına kadar, çevre yoluna kadar, otoyollara kadar, yeni termik santrallere kadar bütün bu sunulan hizmetlerde milletvekillerimizin büyük desteği var, büyük emekleri var, büyük gayretleri var. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz, onlara her zaman dua ediyoruz. İnşallah bu gerçekleşen hizmetler daha büyük hizmetlerin de habercisi olacaktır. Kervan yürüyecektir. Hizmet kervanı yoluna devam edecektir Allah'ın izniyle. Allah'ın başarılarımızı daim etsin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin inşallah. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu şekilde devam etti. Özellikle son 11-12 gün Türkiye'nin 2018 yılı bütçesi üzerinde çalışmalarımızı tamamladık. Cuma gecesi sabaha karşı 3-3.30 gibi bütçeyi tamamladıktan sonra İsmail Bilen abimle beraber dedik ki ilçelerin bizim bir kısmının kongrelerine katıldık, bir kısmına katılamadık. Ama katılsak da katılmasak da yeni ilçe yönetimlerimize şöyle bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunalım istedik. Ve bu vesileyle de cumartesi günü Selendi, Pula, Salihli'den başladık. Dün hakeza önemli ilçelerimizde Sarıgöl, Alaşehir, Gölmarmara, devamında yine Turgutlu, Ahmetli ilçelerini bitirdik. Bugün de nasipse Demirci ilçemiz, Başı ilçemizden başladık. Arkadan Demirci,
Demirci'den buraya geldik. Buradan inşallah Kırkağaç, Akhisar, Saranlı diyerek ilçelerimize hemen şöyle hızlı bir şekilde bir ziyaret edelim istedik. Bu vesileyle de sizlerle beraberiz. Tabii Soma Kongresi'ne ben katıldım, fırsat buldum. Genel Başkan Yardımcımızla beraber vardık. Gayet coşkulu, gayet güzel bir kongre gerçekleştirildi. Ve bu vesileyle de tabii artık yeni bir yönetim oluştu. Ben öncelikle bir önceki yönetimin başkanı olan Şeref Başkanımıza ve onun yönetimine, emeğe geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Onun yeni yönetim kurulu üyelerine tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Yeni başkanımız oldu, onun da yönetimi değişti, onun da kongresini arzu ettik ama fırsat bulamadık. O kardeşimizi de yeni yönetimiyle beraber tebrik ediyoruz. Değerli dostlar, tabii bizde görev değişiklikleri olabilir. İşte gençlik kollarından bir önceki başkan da Erol kardeşimdi. Uzun sürede yönetimiyle beraber görev yaptı. Şimdi o da ana kademede inşallah yine siyasete devam edecek. Şeref Başkan zaten meclis üyemizdi. İlçe başkanlığımızı yaptı. Şimdi meclis üyeliğine yine devam edecek. Yani AK Parti büyük bir aile. Bugün şu anki görevlerimiz değişebilir. Başka görevler verilebilir. Ya da hiçbir görevimiz de olmayabilir. Önemli değil. Önemli olan bu kervanın içerisinde olmaktır. Üyelik bağıyla, gönül bağıyla istikamete doğru yürümektir. Değerli dostlar, 2019'da başkanım söylediği için söyleyeyim. 2019 seçimlerine daha çok var ama biz yeni yönetimimizle beraber inşallah şimdiden seçim hazırlıklarımıza, eksiğimiz, gediğimiz nerededir, nerede aksaklıklarımız var, bunlara bakmamız lazım, hazırlanmamız lazım. Bir yandan belediyemiz de o da yapacağı yatırımlarla alakalı çalışmalarını şöyle güzelce bir çek ederek eksik gedik neyse tamamlama sürecine girmemiz lazım. Millet bizden hizmet bekliyor. Bakın 2019 yerel seçimleri var. İki tane seçim olacak 2019'da. Yerel seçimlerimizde hem Soma için hem Büyükşehir için oy kullanacağız. Şimdiden biz buradaki çalışmaları tamamlamamız lazım. Bakın sadece sağ olsun Hasan Ergene başkanımız 3 dönemdir başarılı hizmetler yapıyor. Allah razı olsun. Ama yeni Büyükşehir Kanunu ile beraber biz 17 ilçenin 17'sini de alsak Büyükşehir'i almadıktan sonra bir hikmeti, bir geçerliliği olmuyor. Bir de başkanıma sorun bakalım bu 2014 yılından sonraki süreçte neler çektiğini. Sizler de biliyorsunuz, bizler de biliyoruz. Eldeki imkansızlıkları. Başkanım bir sandalye kadın kolları başkanımıza verdik. Büyükşehir'i de kazanmalıyız. İlçe belediyesini de kazanmalıyız. Yetti mi? Yetmedi. Esas finale geleceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve parlamento seçimleri olacak. Bakın bugün görüyoruz hepimiz. Bugün Türkiye'de 15 Temmuz gibi bir darbe girişimi gerçekleştirilmek istedi bazı bedbahtlar tarafından. Ve Cumhurbaşkanımızın ailesiyle beraber hayatına kastetmek istedi. Elhamdülillah. Süreci hala devam ediyor. Ekonomik olarak, siyasi olarak beceremeyenler dışarıdan, Avrupa'dan, Amerika'dan medet umarak hala bir şeyler yapmaya çalışıyor. CHP'nin eline vermişler kağıt parçalarını, fotokopileri, sahte şeyleri. Bunlar üzerinden operasyonlar. Amerika'daki mahkemelerden buradan eğer çıkacak olan ceza ile ekonomik olarak Türkiye'ye nasıl zarar verir? Bunun derdi içerisindedir. Ve en üzücü olanı da dışarıda bunu yapanlar hadi biliyoruz da içeriden de çanak tutanlar var. Ana Muhalefet Partisi'nde olduğu gibi. Yani oyun büyük, hesap büyük. Recep Tayyip Erdoğan üzerinde Türkiye'ye, onun şahsı maneviyesi üzerinde Türkiye'ye doğru bir operasyon var. Bunları hepimiz zaten televizyonlarda, gazetelerde okuyoruz ve görüyoruz. Bize düşen nedir? Recep Tayyip Erdoğan kendine düşeni yapıyor elhamdülillah. Yükün en büyüğü kendisi üzerinde. Gece gündüz demeden çalışıyor. Kudüs'te yaptıklarını gördünüz, Kudüs'le alakalı. Dünyada çoğu devletin yapmaya dahi cesaret edemediği, aklından geçireceği zaman bile küçük dilini yutacak noktada korku, endişe meydana gelebilecek bir hususta Türkiye dik duruşuyla beraber Amerika, İsrail ve 2-3 tane de kıytırık devletten bir şeyler yapmaya çalıştılar ama beceremediler. Neden? Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vicdanlarda olan karşılığından dolayı Hristiyan ülkeleri de başta olmak üzere bu işe karşı çıktık. Çıkmaya devam edeceğiz. Biz mazlumların yanında olacağız. Diklenmeden dik duracağız. Tayyip Erdoğan böyle söylüyor. O üzerine düşeni yapıyor. Ya bizler
bizim üzerimize düşenden fazlasını yapmamız lazım. Tayyip Erdoğan'ın üzerinden yük almamız lazım. Adamcağız gece gündüz demeden Allah razı olsun her şeye yetişiyor. Türkiye'de kongrelere gidiyor, toplantılara katılıyor. Yurt dışındaki toplantılara adam kendini adeta paralıyor. Bizler de bize düşen olarak hep söylüyorum, bütün yerde de söyledim, bir daha tekrar edeceğim. Hani derler ya, bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir kumandanı, bir kumandan bir orduyu. Biz bize düşen görevleri yapacağız. Biz vekil olarak bize düşeni, teşkilatlar kendine düşeni, kadın kolları, gençlik kolları, ana kadınlar, mahalle başkanı, sandık başkanları, üyeler, hepimiz durdurak vermeden çalışmamız lazım. Bu yükü reisimizin üzerinden almamız lazım. Çalışıp inşallah 2019 seçimlerinde iyi neticeler almamız lazım. O onu yaptı, bu bunu yaptı, şu şöyle dedi, bunun kaşın gözünün üzerinde kaşı vardı, bu yan yürüdü. Bunların zamanı değil, bunların kavgasının zamanı değil. 2019 çok kritik ve 2019 seçimlerini inşallah aldıktan sonra Türkiye daha güçlü hale gelecek. Bundan emin olun. Daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Soma'ya daha fazla yatırım yapacağız. Manisa'ya daha fazla yatırım yapacağız. Türkiye'ye daha fazla yatırım yapacağız. Yapacağız ve bu ülkeyi büyüteceğiz. Eskisi gibi değiliz artık. 3.000 dolar değil gayri safi milli hasıla. 10.000 dolarları geçiyor. Geçecek. Daha büyük yatırımlarla geçeceğiz. Kendi tanklarımızı, helikopterlerimizi, uçaklarımızı yapacağız. Daha iyisini yapacağız. Yapacağız ki Türkiye bundan sonra kimseye ihtiyacı olmasın. Ne merde ne namerde. Kimseye ihtiyacımız kalmasın. Kendi ayaklarımız üzerinde duralım. Biz güçlü olalım ki mazlum milletler son karakol olarak bizi görüyorlar. Son karakol inşallah emniyet karakolu olsun. Mazlumlara her zaman kucak açalım, sahip çıkalım. Bu vesileyle ben tekrar fazla uzatmak da istemiyorum. İsmail abim de var. İlçe başkanımıza, yeni yönetimini tebrik ediyorum. Yükünüz ağır olduğunu zaten biliyorsunuz. Gençler, yeni yönetime gelen başkan ve yönetimi, bu işin ne kadar önemli olduğunu sizler de biliyorsunuz. Durmayacağız. Kadınlarımız, kadın kolları başkanımızla beraber durmayacağız. İşimizden, aşımızdan, eşimizden fedakarlıklar yapacağız. 2019'a kadar dişimizi sıkacağız. İnşallah 2019'dan sonra artık bu tırmanma bitmiş olacak. Düzlüğe geçeceğiz. Türkiye daha da iyi hale gelecek. Ben tekrar kıymetli başkanımı, yönetimlerini tebrik ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet edin. Şimdi Soma'dan biz her geçen gün, her girdiğimiz seçimde Somalıların ciddi bir teveccühüyle karşılaştık ve biz de bunun hakkını herhalde verdik reisim, değil mi? Gerek yerelde belediye başkanımızla, belediye meclis üyelerimizle, il genel meclis üyelerimizle, gerekse merkezi hükümet olarak bugüne kadar Soma'nın ihtiyaç duyduğu hemen hemen her türlü hizmeti verdik. Kıymetli arkadaşımız, değerli milletvekilimiz sizlere anlattı. Birileri Türkiye ile meşgul oluyor, Türkiye'nin büyümesini istemiyor. O birilerini anlıyor. Onlar Türkiye'nin düşmanları ya da Türkiye'yi sevmeyenler ya da Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi emir alan ya da sömürülmesi gereken bir ülke olarak kalmasını arzu ederler. Ama bir de diğer yerel unsurlara bakıyorum. Siyasette bugüne kadar ana muhalefetteki gerek temsilcilerinin gerekse genel başkanlarının söylemlerine bir bakıyorum. O birilerinin arzusuna yönelik değirmenlerle sürekli su taşıyor. Kısa ve öz bahsetti arkadaşımız. AK Parti kurulduğunda fert başına düşen milli gelirimiz yaklaşık 3.000 dolarlar civarındaydı. Bugün 11.000 doların üstünde. Allah'a hamd olsun. Türkiye o gün için 17. 18. en büyük ekonomiye sahipken dünyada bugün 11'lere kadar ilerleyebilmiş, gelebilmiş bir ülke. Hayat standartını ve gelirini artırdıkça gerek demokrasisi, gerekse hukuku, gerekse altyapı hizmetleri ona göre yükseliyor. Dışarıya ödediği faiz oranı düşüyor. Bütçemizin eskiden %80'i 90'ı faize giderken bugün %10'lara düşmüş, %11'ler nispetinde. Ve dolayısıyla da faize ödenen ya da rantiyeye ödenen ya da yandaşa ödenen o geçmiş dönemdeki paralar bugün hizmete yönelik yatırımlara ödeniyor. Bizim de buna bağlı olarak hayat standartımız yükseliyor. Birileri bundan rahatsız. O birileri sözüm ona dost ve müttefik geçinen ülkeler.
Onları biraz anlıyorum. Haklı buluyorum demiyorum İbrahim abi. Yanlış anlaşılmasın. Sayın kuzum. Geçmişten beri beraber siyaset yaptık. Abdullah Bey, o birçok arkadaşımızla. O günden beri hep şiddetle eleştirdiğimiz, karşı çıktığımız bir şey vardı. Denk bütçe derdik, havuz sistemi derdik, değil mi? Türkiye yüksek faizle borçlanmasın. Yüksek faizle borçlandığında gelirini, elde ettiği gelirleri o Avrupa ülkelerindeki rantiye grubuna aktarırdı. Bunun önüne geçelim istedik. Geçmişte Refah Yol Hükümeti bu sebeple yıkıldı. Rahmetli Özal iktidardan bu sebeple düşürüldü. Rahmetli Özal, affedersiniz, Erbakan Hoca bu sebeple iktidardan düşürüldü. Rahmetli Özal bu sebeple önü kesilmek istendi. Rahmetli Menderes ve arkadaşları idam edildi. Niye? Millete hizmet ettikleri için. Söylenen, çizilen rol şuydu iktidarlara. Evet, vergi toplayın, gölet yapın, ağaç dikin, baraj yapın, kısmen de yol yapın ama diğer işlere karışmayın. Hele hele dış politikayla hiç uğraşmayın. Siz muktedir olmayın. Emir alın. Hatırlarsınız, birçoğunuz 1 milyar dolar borç alabilmek için bu ülkenin bakanları, başbakanları Cotterelli denen adamın önünde Dünya Bankası memuru veya işte ne bileyim IMF'nin memurunun önünde el pençe divan dururlardı. Öyle bir Türkiye, öyle bir iktidar, öyle bir bakan, öyle bir başbakan arzu ediyor birileri. Şimdi Allah'a hamdolsun geldiğimiz noktaya bak. Kudüs meselesinde, Mescid-i Aksa meselesinde Sayın Cumhurbaşkanımız bütün dünyayı Türkiye'nin yanına çekebildi. Mazlum milletlerin yanına çekebildi. Filistin'in haklı davasında Birleşmiş Milletler'de Amerika'nın tehdit ve şantajına rağmen Allah'a hamdolsun Türkiye bütün dünyayı yanına alabildi. Bundan birileri rahatsız. Onları anlıyorum. İçerideki taşeronlarını da anlıyorum. FETÖ'yü, PKK'yı, DHKPC'yi, DAEŞ'i, bunları anlıyorum. Türkiye'nin büyümesini istemiyor. Türkiye o günlere geri dönsün istiyor. Ama ana muhalefet genel başkanına bir bakıyorsunuz. Ana muhalefet partisinin genel başkanına. O da bunların değirmenine su taşıyor. Türkiye'yi gidiyor, Cumhurbaşkanı'nı gidiyor, yabancı ülkelere şikayet ediyor. Adalet divanında yargılansın isteniyor. Peki ne olacak? İç karışıklık olursa, vesayet odakları Türkiye'de iktidara el koyarsa, bunlar giderse, Menderes'te olduğu gibi, Özal'da olduğu gibi, Erbakan Hoca'da olduğu gibi, bunlar giderse acaba bana gün doğar mı? Bunun beklentisi içerisinde. O günler geride kaldı. Rahmetli Özal'ın da, rahmetli Erbakan Hoca'nın da çok güzel bir sözü vardı. Ne kadar geliriniz varsa demokrasiniz de o gelire bağlı olarak, orantılı olarak gelişir, büyür ve kalıcı hale gelir. Türkiye o günleri geride bıraktı. Allah'ın izniyle, sizlerin de, aziz milletimizin de cesaretiyle, vizyonuyla, basiretiyle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle sizler buna 15 Temmuz'da bir daha asla Türkiye'de geçit vermeyeceğinizi ispat ettiniz. Birileri bundan tedirgin. İktidara gelemeyeceklerini anlayanlar bundan tedirgin. İftiralarla, karalama kampanyalarıyla, dedikodularla Türkiye'deki siyasi istikrarı bozmaya, yıkmaya, arkasından da ekonomik istikrarsızlıkla geçmişte olduğu gibi bizi yeniden krizlere maruz bırakmak istiyor. Bu da geride kaldı. Allah'ın izniyle. Dünya adeta yangın yerine dönmüştü. Türkiye büyümesine devam etti. Türkiye'nin dışında büyümesini sürdürebilen bir ülke yoktu. Bugün de öyle. Allah'a hamdolsun. Bütün o kuruluşların tamamını Türkiye yalancı çıkardı. Zaten yalancıydı onlar ama onları hayal kırıklığına uğrattı. Çin'den sonra veya işte Hindistan'dan sonra aşağı yukarı Türkiye büyüyen en büyük ülkelerden bir tanesiydi. Şimdi onları da geride bıraktı. Bu huzuru, bu istikrarı, siyasi istikrarı devam ettirirse Türkiye daha da büyüyecek. Yaptığımız hizmetlerin kat be kat fazlasını yeniden yapabileceğiz. Faize giden paralar sizlere hizmet olarak dönecek. Aynı zamanda bağımsızlığımızı da, tam bağımsızlığımızı da sağlamış olacağız. Kısa kesti Murat Beyciğim. O komisyonun da üyesi, Milli Savunma Komisyonu'nun da üyesi. Tankımızı yapıyoruz, helikopterimizi yapıyoruz, uçağımızı yapıyoruz, insansız hava aracımızı yapıyoruz, değil mi? Allah'a hamdolsun. Hem bunlar yerli,
hem de yazılımları da yerli. Geçmişte Kıbrıs harekatını ben yaşta olanlar hatırlar ve bilir. O dönemde Türkiye'ye ambargo uygulandı, bir somun bile alamadık. Tankın bir somununu rahmetli Erbakan Hoca'nın döneminde, Refah Yol döneminde tanklarımızı İsrail'e gönderdik, parasını da peşin ödedik, tanklarımızın yarısı geldi, yarısı gelmedi. Gelenler de maalesef günün şartlarına, koşullarına uygun şekilde tamir edilmemişti. Şimdi kendi tankımızı yapıyoruz ve dünyaya pazarlıyoruz. Şimdi kendi insansız hava aracımızı üretiyoruz, dünyaya pazarlıyoruz. Aynı zamanda terör örgütlerine karşı da bunları en etkili şekilde kullanabiliyoruz. Bunlardan birileri rahatsız olacak. Ama demin arkadaşım yine bahsetti. Bize bakan, bizden medet bekleyen, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan medet bekleyen, Genel Başkanımızdan medet bekleyen ciddi bir kitle var. Sadece soydaşlar değil, sadece bölgemizde yaşayan insanlar değil, sadece ümmet değil, haksızlığa, zulme maruz kalmış bütün milletler gözünü Türkiye'ye dikmiş. Rabbime hamdolsun. Ecdada yakışır, yeniden ayağa kalkabiliyor. Yeniden. O üç kıtaya adaleti götüren, hizmeti götüren ecdadın torunları olduğumuzu dünyaya ispat ediyoruz. Bunun semerelerini göreceğiz, mükafatlarını göreceğiz. Hem bu dünyada göreceğiz, hem ahirette göreceğiz. Bu dünyada nasıl göreceğiz? Torunlarımıza, evlatlarımıza güzel bir ülke bırakarak, müreffeh bir ülke bırakarak, hayat standardı yüksek bir ülke bırakarak inşallah. Fert başına düşen milli gelir 2023'te inşallah 20 bin doların, 25 bin doların üzerine çıkacak dedik. O hedefi yakaladığımızda artık Türkiye'de kimse mücadele edemeyecek noktaya gelecek. 2053, 2071, o zamana kadar Murat kardeşim belki yaşar da bizim yaşımız o zamana, amin, hepimize hayırlı ömürler versin. O zaman altın harflerle her bireriniz tarihe geçeceksiniz. Şöyle bir parti vardı, şöyle bir genel başkan vardı, böyle bir adam gibi adam, milli ve yerli cumhurbaşkanı vardı diye hepimiz tarihe geçeceğiz. Altın harflerle gidiyorum. O tarihte genç nesiller gelecek, okuyacak. Bize bir böyle bir ülkeyi miras bırakan ecdada teşekkür ederiz. Biz nasıl ecdada teşekkür ediyoruz? Selçuklu'ya, Osmanlı'ya, dünyaya bize yaptıkları hizmetlerden dolayı onlar da size ve bize inşallah teşekkürlerini bildirecek. Mazlum milletler size minnettarlığını ifade edecek. Dolayısıyla da çok fazla yormayalım. Program sıkıştı. Biz de buraya gecikmeli geldik. Sizlerden özür diliyoruz. Ne yapacağız? Değerli parti büyüğümüz.